OSM 2023 Frankfurt kariyerimizin yeni bir bölümünden hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yine sizlerle beraber kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kupa maçları var bugün. Son 16 mücadelesi. Wolfsburg deplasmanındayız. Bünyamin hocama karşı deplasmanı gidiyoruz. Bünyamin hocana da buradan selamlarımızı yollayalım. Başında ee, diyorum. Kupa'da sonuna kadar ilerlemek istiyorum açıkçası ilerleyebileyim kadar. Kupayı almak çok isterim ama şu anki form, şu anki oyunla çok zor. Kadromuz yeterli ama oyun yetersiz bayağı kötüyüz. Ama son maçta çok güzel bir galibiyet elde ettik biliyorsunuz. Takım bize bayram edisi gibi bir galibiyet elde ettirdi. Ona o takımlara teşekkür ederiz. Formdayız aslında bence. Formda izlerken yani, goclerimiz iş yapmaya başladı yavaştan. Burada deplasmanda güzel bir galibiyet büyütüyorum. Yarı rotasyonunu bir şekilde çıkmaya çalıştım arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı desteklerinizi bekliyorum. O rakip Ronaldo ile dakika bir de geliyor. Hadi bakalım hayırlısı olsun. Güzel Ronaldo bir dakika bir kaçırdı. Hocam sakin sakin başlayalım. Ronaldo sakin ol dostum. Ronaldo, Lewandowski, Modric. Aman Allah'ım neler oluyor karşı takımda. Aman Allah'ım. Hocam bir de şu çeker miyiz? Allah rızası için. Mudric ve Vlahovic çok güzel anlaşıyorlar. Yalnız tek kale oynuyor şu an Bozburg. Çocuklar ayıp oluyor. Eyvallah Vlahovic. Hadi varım Vlahovic. Güzel bir orta. Mudrić hadi iki güzel bir ikiliden gol gelir mi? Gelmedi Mudrić. Dakika 22 kaçan bir fırsat. Leon hakikaten tek kale bir ilk yarı ya. İnanılmaz. Niye bu kadar kötüyüz? Ben onu çözemedim yalnız. Jota ortaya açtı. Işte Lewandowski ilk yarı kapatabilir mi 0-0? Kapatamadık. Daha doğrusu daha maç bitmiyor ama inanılmaz bir baskı var Wolfsburg'dan. Yani şuradan 0-0'a çıkabildik ki çok güzel. Çocuklar ikinci yarı top aranın. Bir şey demiyorum. Kupa maçıyız. Çok önemsemeyeceğim. Ligde daha önemli işlerimiz yapmamız gereken daha önemli şeyler var. Ama şurada da bu kadar kötü oynamayın be çocuklar. İşte bu kadar. Yürü benim benim Messi'm benim Messi'm. Sen baskı altında kalmazsın Messi'm. Sen dünya yıldızısın. Lionel Messi. Bu adam da ölmedi. Dakika 46 ikinci yarıya süper başladı. Golle başladık. İşte bu kadar. İkinci yarıya bomba gibi başlıyoruz. İşte bu kadar abi ya. Tek kale döndürük ikinci yarıda ama. Lewandowski için free kick. Dakika 61. Ah yemedik çok güzel. Bravo çocuklar. Bravo Lewandowski. Hadi benim umurum be. Lan iki atıp rahatlayabiliriz ama ben bu açıkçası 1-0'da kalacağını düşünmüyorum maçın. İlk yarıda yani 2-3 olabilecek maç. İkinci yarıda 1-0'la başladık. 64'te de 62'de de yedik. Defans oyuncusu Loxer iyi attı. Yani hakikaten taraf yemin hocam bu olsun. Yani bunu yapabileceğim bir şey yok. İkinci yarıda güzel başladık ama arka arkaya ben bu golüne gireceğini düşünüyorum. Dakika 69 girmedi girmedi. Messi yapmış oldu abi Ömür Uğur benim. Go atsın sen. Messi yapmış oldu. Abi yeter tamam ha tamam daha şu çekme yeter. ha. Daha yeni 1-1 oldu. Bir... Oldu 2 oldu. Ya yapacak bir şey yok ya zaten. Bu maçın buraya gelmesi ilginçti. 2-1 oldu. 2-2 yapıp uzatmaya giderek bir sürpriz yapabilir miyiz? Bastoni. 2-2 olur mu benim Bastoni'm yerim be? Bastoni. Ah kaçtı Bastoni yapma. Güzel kafama ama danışları. dışarı. Evet Mudrik ve bu, sıra, bu maçta yoklar da Yoklar oynadılar. Kupada erken meleniyoruz yoksa Mudrik ben buradayım hocam diyor mu son saniyede Mudrik Mudrik Modric Ah Mudrik kaleci ve Wolfsburg'da kaybediyoruz. Kupada elendik. Yani bir nebze iyi aslında. Kupada arada çıkmış oldu. Arada dinlenmeye fırsat bulacağız. Abi ee, bu Yemin Hoca'yı tebrik ederim. Açıkçası maçı da hak ettiğini düşünüyorum. Yani ilk yerden maçın bitmesi gerekiyordu. İkinci yarıya 1-0 başlayıp o da bir de arada 2'yi sıkıştırsaydık. Çok güzel olurdu ama sağlık olsun. 1-0'dan da güzel maçı çevirdi. Wolfsburg hocamı tebrik ediyorum. İstatistiklere geldiğimizde ise e, 46 biz attık 62 71 yani 14 şutta 8 şut özellikle ilk yarı neredeyse 10 şutta 1 şut civarında bir şeydi. 68 yani 62 38 top oynama kalecimiz Trabzon oynadı açıkçası ama yapacak bir şey yok. Forete Messi gol avuç, Kolo oynadım. Orta sahada De Bruyne'yi bu maçı dinlendirmek istedim. Tam az kaldı çıkmadım ama yine de yenmemiz yenilmeyi beklediğim bir maçtı. Sağlık olsun. Sonuçlara bakalım. Kupada Freiburg şarkıya görkem hoşu şey elemiş 1-0'la. Leipzig dolu düzgün devam ediyor. Kupada da galibiyetleri devam. Hertha Berlin 3-1 yemiş. Mainz 3, Hoffenheim 1. Dortmund, Bayern Münih'i de 3-2 geçmiş. Güzel bir maç. Bochum, Efe Hocam, Ağusturk'u 5-1 ile geçmiş. Darma duman etmiş. Münşü deplasmanda şutur kartı 5-0'la darma duman etmiş. Leverkusen Köln'ü 2-1 yenerek e, yoluna devam eden takımlar. Şöyle baktığımızda kupa maçlarında bakabileceğimiz kim var sizlerin arasında. Efe bakacağım. Yavuz hocam Dortmund'un başındaki Yavuz hocam sen bizi izliyor musun takipçilerimizden misin yoksa ligde normal bir oyuncu mu bilmiyorum. Yorumlarda i̇şte yazarsan sevinirim eğer Dortmund'san. Akkunya'nın golüyle ile 1-0'una geçmiş ama dakika 11'de kırmızı kartı gördükten sonra maç tamamen değişmiş. 16 Alvarez 44 Holtman'ın golü 2-1'üne geçmiş. Bohum ikinci yarıda zaten. Gerçi iyi dayanmış. E, Augsburg ama son 10 dakikada Rodri, Rodri, Holtman. 6 dakikada fişini çekmiş Bohum'un. <laughs> Tüm ümitlerini suya düşürmüş değiliz. 10 kişi bütün maçın seyrini değiştirmiş açıkçası arkadaşlar. Evet, Görkem hocam nasıl kaybetmiş hemen bir yüz atalım. Yeni bir sakatlık var Görkem hocadan. Kolot Ziyanaç. Neyse. O Görkem hocamın ikinci kupa maçı da uzatmaya gitmiş. Bu sefer 109'da yemişler. Geçen maç, geçen turda yani Görkem hocam uzatmadı yenmişti. Freiburg'a da tebrik ederiz. Bayağı domine edilmiş bir galibiyet. Hak edilmiş bir galibiyet. Freiburg'u kimdi? Gerilman. Hocam tebrikler. Son olarak da kime bakabiliriz? Kime bakabiliriz? Enes Bayrağı bakalım. Enes hocam sen takipçilerimizden miydin? Yorumlar yazarsan sevinirim. Bazınız unutuyorum kusura bakmayın. Engoku 41'de ilk kere 1-0 yaptı diyecektim ki en sonun 25'te golü varmış. 41'de 1-1 yapmış Leipzig. İkinci yarıda penaltı kaçırarak başlamışlar 55'te. Engoku 68 Garileş 74 Ziyah'ın golleriyle rahat bir galibiyeti uzanmış diyebilir miyiz? Baya rahat bir galibiyet. Tebrik ederiz Enes hocam. Çok iyi gidiyor. Çeyrek final maçlarına bakalım. Ondan sonraki Frankfurt kendi sahamızda. Union Berlin'i ağırlayacağız. Augsburg Dortmund'la oynuyor. Leverkusen, Wolfsburg, Köln, Bochum. Bayern Münih, görüyoruz. Şarkı, şarkı Görkem Hocam, Allianz de asmanla gidiyor hocam. Sıkıntılı bir maç. Bayern çok formda değil aslında. Yenebilir mi? Bence yenebilir Görkem Hocam. Bir sürpriz bekliyorum ona. Şöyle 3-2. Bir gol farklı ama bol golü bir maç bekliyorum. Freiburg, Hoffenheim, Hertha Berlin, Werder Bremen, Stuttgart, Mönchengladbach, Leipzig, Mainz. Haftanın maçı kim diye bakarsak bence Bayern Münih şarkı diyebiliriz. Kupadaki çeyrek final eşleşmelerine baktığımızda Leverkusen, Mönchengladbach ile eşleşmiş Leipzig, Freiburg, Dortmund, Wolfsburg. Gençliğimişiz yani Dortmund eşleşmiş, eşleşecekmişiz. Mainz'de de Bochum eşleşmiş. Güzel eşleşmeler orada bizleri bekliyor arkadaşlarım. Ellik tablosunda herhangi bir gösterebileceğim bir şey yok. Paramız var mı? Paramız yok galiba. Aynen o şekilde arkadaşlar. Bu bölümün burada sonuna gelelim. Kısa bir bölüm oldu. E, kupa maçları diyelim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Gençler karar verin.